Yani. Değil mi? Yani aslında ona ait değil ama ona atfediliyor. Sonradan anlaşılıyor. Korpus Arepa gitti. Arepa gitti ki Paulus'un bir öğrencisi bunu yazmıştı falan diyor. Tabii ne kadar otorite yazarsa bunları da o kadar iyi. O bakımdan hep iyi adamlara atfediliyor. Teologi Aristoteles Aristoteles'e atfediliyor. Ve Kaosis gene Aristoteles'in yapıldı diye düşünülüyor. Daha sonra da anlaşılıyor. Anlaşılması 11. yüzyıl, 15. yüzyıl. Korpus Arepa gitti ki daha önce anlaşılan bir yapı. Yani Arepa Gita'ya Paulus'un öğrencisine ait olmadı anlaşılan. Şimdi şunlar bu dizgenin aralarını biraz önce sözüne etti. İşte meleklerle, baş meleklerle, serafilerle, kerubilerle. Bunları hep duymuşsunuzdur değil mi? Biliyorsunuzdur. Kerubilerle, serafilerle tanımayan var mı? Bir kişi tanıyormuş. Öyle bir tanıyanlar anlarsın. Serafiler, kerubiler. Onlar şey, bu elma ağacının bekçileri. Elma ağacı var ya hani. Şeyde, Adem'in ağacı. Oradan hani bütün yedikleri şey yaptı ama bekçileri. Alev kuşlar. Tabii niye diyorsunuz bekçiliği yutmuş değil mi? Orada yani her şeyi bilen Tanrı bakmış ki oradan elma yürütüyorlar. Yani bekçi yürütüyorlar yani daha sonra. Hocam peki bekçi diktiyse nasıl elmayı gelip yiyorlar? Efendim? Bekçi diktiyse... Sonradan işte onu diyorum yani. Yani bütün bunlar yok. İşte benim düşündüğüm zaman herhalde diyorum Allah Allah sonradan bekçi dikti de belki değil. Yok hakikaten. Benim temelde. Sonra da öyle geçiyor. Hakikaten. Sonra da gelecek. Değerli olmuş. Değil mi? Çaresiz. Alevli kutsal. Ben her şey değil. Yoksa o bir daha yeniden bir dünya yaratmak zorunda. Düşünsenize. Yani iş çıkar artık. Yeniden onların yaşayacağını ulaşacak. Bunlar falan oradan çıkar. Onun da kaynağı vardı. Değil mi? Değil mi? O bekçileri atlatan adamlar sayesinde o UFO'ların bulunduğu şeyler, gezegenler falan kurulmuştur herhalde. Değil mi? Evet. Böyle şeyleri not atıp da sonra yazıyorsun. Ben Scotus Erigena'yı biraz böyle araya atlayacağım da 8. yüzyıla geçeceğim. Daha sonra biz bu Hristiyan dogmasının felsefi temellerinin nasıl atıldığını Augustinus üzerinden öğreniriz. Daha sonra ama şu geleneği izlemek bakımından size Scotus Erigena anlatacağım ve bu geleneği burada bitecek. Daha sonra siz zaten felsefi tarihi için bunu göreceksiniz. Bu gelenek nasıl gidiyor? Scotus Erigena dediğimiz yöne Nature diye bir yapıtı var.
kendisi yaratılmamış ama yaratan var. Neyle özdeşleşecek? Tanrı'yla özdeşleşecek. Öyle bir doğa ki bu. Yalnız bu doğa. Yani natura. Öyle bir yapı ki o kendisi hiçbir şey tarafından yaratılmamış ama yaratıyor. İkinci doğa, ikinci natura. Yaratıyor gene ama kendisi yaratılmış. İdelerin çokluğu olarak bunu gene ikinci aşama, eğer Plotinos'u hatırlıyorsanız, Nous aşamasıyla görüyor. Yani şu kısım, yaratılmamış yaratan, dikkat ederseniz, birle özdeşleştiriyor. Ama oradan farklarını biz gördük, bir kere yaratan olmadığı anlaşılıyor. Ama Scott Serigene'den yaratılmamış yaratandır ama gene de ikinci şey onu gene ondan olur. Yani oluşur gene. Hep bir taraftan yaratıyordur, bir taraftan da oluyordur. Bunda da bir çelişki yoktur Scott Serigene. Üçüncü doğa yaratılmış, yaratmayan. Ama yaratmıyor. Bu kısım bizim dünyamız. Yani duyu organlarıyla algıladığımız dünyanın. Dördüncü kısım en problemli olan bu kısım. Ne yaratılmış ne yaratılmış. Yani yaratılmamış hem de aynı zamanda yaratmayan. Böyle bir doğa var. Şimdi şu kısım, yaratılmamış, yaratan kısım, işte her şeyin yaratıcısı olan, her şeyin odan çıktığı, var olanla özdeşleşiyor. İkinci kısımda, yaratılmış, yaratan doğada hem ideler var, hem de kategoriler var. Yani hem Platon var orada, hem Aristoteles var. Platon'un ideaları ve Aristoteles'in kategorileri. Yani dikkat ederseniz bu ikinci doğa neyin ilk nedenleri? Şu üçüncü doğanın ilk nedenleri. İlk nedenleri daha önceden var burada. Nasıl var? İdealar ve kategoriler olarak. Ne oldu şimdi? Hem idealar hem de kategoriler daha önceden var olan nedenler oldu. İdealar zaten Plotinos ile ontik alana kaydırılmıştı. Aristoteles'in kategorileri de yine ontik alana kaydırılmıştı. Yani düşünün, şurada nasıl nesneler var? Cisimsel nesneler. Cisimsel nesneler nelerden oluşuyor? Cisimden bağımsız nesnelerden oluşuyor aslında. Cisimsel nesnelerin nedenleri cisimden bağımsız nesneler. Kategoriler ve idealar, değil mi? Cisimden bağımsız nesneler. Ve nasıl oluyor? Yine Plotinos'un aldığı şey, yine taşmayla oluyor. Onlar o hale geliyor. Yani ne oluyor? O cisimden bağımsız şeyler yavaş yavaş cisme bürünüyor. Şöyle şu doğada şuraya iniş dikkat ederseniz cisimsel şey kimliğe yavaş yavaş geçme biçimi. Tamam, bu yaşadığımız dünya. Onun ilk nedenleri ikinci doğa. Bütün her şeyin ilk nedeni de kendisi yaratılmamış olan gene doğa. Peki şurası ne? Yaratılmamış, yaratmayan doğa. Madde alanı. Ama yaratılmamış. Yaratılmamış. Ne yaratılmış? Ne yaratılmış?
şu değildir diyor. Değil mi? Değillemeli. Şimdi Corpus Arapaticum'da dediğimiz nominibus diye bir parça var. 3-4 kitaptan oluşan bir şey. O parçada işte Tanrı'nın adları nedir? İşte Tanrı nedir mesela? Hakikattir. Ama Tanrı hakikat değildir. Tanrı hakikattir. Ama bizim anladığımız anlamda hakikat değildir. Tanrı erdemdir. Ama bizim anladığımız anlamda değildir. İşte diyor ki varlıklar sıralamasında diyor, hep diyor bir değilleme, bir üst basamak, bir alt basamak bakımından değillemeli biçimde gider. Mesela insan düşünen akıllı, değil mi? Ve ölümlü varlıklardır. Halbuki melek biçim. Bütün evren döner. Ne?
şiirsel bir yapıt. Böyle maddesel olmayan şeylerden yavaş yavaş dikkat ederseniz maddesel şeylere geçiliyor. O maddesel şeylerde toplu olarak gene o maddesel şeyleri bırakıp, değil mi? Maddesel olmayan biçimine dönüp asıl doğaya geri dönüyor. Dolayısıyla bu dört doğa bütün var olanları ve var olmayanları hep içine alan her şey. O değillemenin niçinini de sistemin içinde kendisi açıklıyor işte. Bir alt basamağı, üst basamağın yapısı hakkında bilgi olamayacağından ötürü sadece. İşte Scott Serigena'nın bu bütün evrenin oluşu üzerine metafizik dizgesi 8. yüzyılda ilk sistemli Hristiyan dizgesidir. Ama kaynağını nerede alır? Kaynağını Plotinos'ta alır. Neyi katmıştır? Daha önce Corpus Areopagiticum'da ya da işte De Causis'te, Aristoteles Teologia'da adlı yapıtlarda aralara konan var olanları da kullanarak şöyle bir doğa bölümlemesiyle metafizik dizgesini oluşturuyor. Güzel bir dizgi. Burada da gördüğünüz gibi her şey var. Her şey nereden geliyor? O var. Ama arada ne var? İşte yaratma işi de var. Arada ne var? Yani Hristiyan dogması da var. Spinoza'da bu doğa işte kendi kendinin nedeni olan doğa halinde tasarımlanacak. Sonra onun işte sadece onun olduğu, ötekilerin her birinin moduslar ve attributumlar olduğu üzere bir metafizik ontik yapı önerecektir. Ya da işte ileride Hegel'den söz ettiği zaman Hegel'le biraz uğraşanlar kendinde varoluş, kendinden çıkış, kendine dönüş üzere epey duydukları sözcüklerdir bunlar. Duydukları kavramlardır. Hep Proktos üzerinden Hegel'in Plotinos dizgesinden aldığı ilhamla konuştuğu konuşma için çok temel bir konuşma dizge, Plotinos'un dizgesi. Şu bakımdan önemli. Nerede kurumlar asıl amacından uzaklaşıyorsa orada devreye girip işi çözüyor. Katolik Kilisesi ne zaman ki işte öbür tarafta arsalar falan satmaya başlayıp kendini zenginleştiriyor, insan için değil artık kilisenin, o kurumun yaşaması için çalışmaya başlıyor. Ne oluyor? Ya o bu iş böyle olmaz. Yani Katolik Kilisesi hem aracılık varlığını üstleniyor hem de insanın tek tek kişileri zararına iş görüyor. O zaman ne yapacak? Eleştiri gelecek. Eleştiri kimden gelecek? Mistiklerden gelecek. Protestanlık, değil mi? Protesto. Neyi protesto ediyor? Katolik Kilisesi'ni protesto ediyor. Wittenberg Kilisesi'nin kapısına tezlerini astığı zaman kim asıyor? Luther. Luther asıyor. Luther nedir?
kimse kurumunun içinde olmayan, o görev hiyerarşisi içinde olmayan kişiler insan değil aslında. İnsan yerine koy. Ancak o oranın artığıyla besleniyor. Dolayısıyla mistikler epey iş görüyorlar. İş görüyorlar ama garip bir biçimde kendilerine güçlü olabilmek için kurumlar kurmak zorunda kalıyorlar. Protestanlık başlangıçta kiliseye karşıyken kendi kilisesini kuruyor. Her mistik aslında söz gelişi San Francesco var mesela 11. 12. duydunuz mu? Asisi. O da gene papalığa falan şey yapıyor, bir gün soyunuyor birdenbire. Hayır, yani bu cebin bölümü olmaması lazım. Değil mi? Yok, yani, yok. Turist ya, olan cebin bölümü olmalı. Cebini dolduracak şey olmalı. Ama o kendi kilisesinde şimdi görürsünüz, yani şimdi gitseniz çeşitli yerlerde Fransisken kiliseleri var. Dominikanlar var. Oxford mesela Fransiskan geleneği. Sonra Dominikan geleneği, işte Paris geleneği falan. Dominikan geleneği. Sonra. Kilisesini kurmamış zayıf da olsa bir şey var Hristiyanlıkta. O Quaker'lar. Bunlar evde ibadet ediyorlar. Ama işte güçlü olamıyor. Güçlü değiller. Güçlü olabilmesi için organize olmak. Niye cemevi kuruluyor? Güçlü olabilmek için. Yani bir organizasyona karşı bir organizasyon gerekiyor. Organizasyon olmadığı zaman, damık olduğumuz zaman başka bir şey. Değil mi? Ateistlerin hali ortada. Efendim? Ateistlerin hali ortada.